Herkese merhaba. LG G3, LG'nin 2014 model Amiral gemisi Android telefonu. Bu telefon Mayıs sonunda aralarında İstanbul'un da bulunduğu dünyanın çeşitli şehirlerinde tanıtılmıştı ve Temmuz ayı başından itibaren de Türkiye piyasasında yer almaya başladı. Test merkezimize dolaştı LG G3 ve bir süredir bu telefonu test ediyoruz. İzlenimlerimizi sizinle paylaşalım. Daha detaylı izlenimleri de teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. LG G3 Android ile çalışan bir cihaz ve gözde Android cihazlarından bir tanesi. LG G2 geçtiğimiz sonbaharda çıkmıştı. LG bu yeni telefonu tanıtmak için, G3'ü tanıtmak için fazla beklemedi. Bir yıl geçmeden yeni telefonu tüketicilerle buluşturdu. LG G3 ile birlikte ekran boyutu biraz daha büyüdü. 5.5 inç ekran var. Ekranın büyümesine karşın ekran etrafını çevrilen çerçevenin dar tutulması nedeniyle LG G3 nispeten daha düşük bir yüzey alanına sahip. HTC One gibi, Xperia Z2 gibi LG G3'ten daha düşük ekranlara, daha küçük ekranlara sahip olan telefonlarla bu telefon hemen hemen aynı yüzey alanına sahip. Tabii ki bu telefonun en önemli unsuru ekranı. 5.5 inç ekran, Quad HD çözünürlüğe sahip, 2560x1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Bu da 500 ppi'nin üzerinde bir piksel yoğunluğunun bulunduğu anlamına geliyor. Gerçekten de LG G3'ün ekranı kullanıcılara görsel şölen sunuyor. Ekrana yakından baktığınızda piksellerin seçilmesine imkansız olduğunu göreceksiniz. Yüksek bir keskinlik var. Grafikler, yazılar hepsi fazlasıyla keskin gözüküyor. Bu da ayrı bir görsel şölen demek. Tabii ki Android uygulamalarının hepsi bu yüksek çözünürlüğe uyumlu değil. Oyunlarda, uygulamalarda bu Quad HD ekranın avantajını belki tam anlamıyla yaşamayabilirsiniz. Ancak G3'ün kullanıcı arayüzünde veya LG G3'te yüklü gelen e-posta, galeri ve bunun gibi uygulamalarda ve baktığınız fotoğraflarda ve aynı zamanda LG'nin yüklediği çeşitli örnek videolarda bu Quad HD ekranın sunmuş olduğu nimetleri fazlasıyla göreceksiniz. Bunu söyleyelim. Ekran True HD IPS Plus özelliğine sahip, yüksek görüş açılarına sahip. Parlaklık açısından da iyi, şu anda video çektiğimiz için görünürlük açısından parlaklığı kıstık. Ancak güneş ışığı altında bile LG G3'ün ekranı yüksek bir görüş sunuyor. Bu da telefonun rahat bir şekilde kullanılmasını, dış ortamda bile rahatlıkla kullanılmasını sağlıyor. LG G3'ün tasarımına bakacak olursak, LG G3'ün temel malzemesi plastik. Her ne kadar telefon uzaktan bakıldığında alüminyumdan yapılmış izlenimini verse de bu telefon metalik görünüme sahip plastik bir telefon. Tabii ki bu kötü anlama gelmesin. LG G3 bu plastikten yapılması sayesinde hem daha hafif hem de daha iyi bir anten performansı sergiliyor. Aynı zamanda LG'nin cilalamaları sayesinde de bu telefon gerçekten yakışıklı bir cihaz gibi duruyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Telefonun ekranı söylediğimiz gibi ön kısımda büyük bir alanı kaplıyor. Herhangi bir fiziksel tuş ön tarafta yer almıyor. Arkada yine sihirli tuşu görüyoruz. Sihirli tuş ilk olarak LG G2 ile birlikte gelmişti. G3 ile birlikte sihirli tuşun biraz daha düzenlendiğini görüyoruz. Tuşlar biraz daha büyütülmüş, dokulu bir yapı getirilmiş ve derinlik biraz daha artırılmış. Tuşlar yumuşatılmış. Bu sayede el yordamıyla bile tuşların ne olduğunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında telefonun kenarlarında bir metal görünümlü çerçeve çevriliyor. Sağ ve sol kenarlar temiz bırakılmış. Altta micro USB portu, mikrofon ve 3.5 mm kulaklık ışığı yer alıyor. Üst tarafta da ikinci mikrofon ve kızılötesi portu yer alıyor LG G3'te. LG G3'ün içinde Qualcomm Snapdragon 801 işlemci var. 2.5 GHz frekansına sahip olan bu işlemci aynı zamanda Adreno 330 grafik işlemci biriminde barındırıyor. Tabii ki bu pakete sahip olan bir cihazın yüksek performans sunmasını beklersiniz. LG G3'ün de performans açısından başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki uygulama menüsü açılışlarında veya geçişlerde hafif takılmalar gözlemleyebiliyoruz. Ancak genel olarak LG G3'ün iyi bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Elimizdeki cihaz 16 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM versiyonu. Aynı zamanda LG G3'ün 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızalı versiyonu da bulunuyor. Bu versiyonda tabii ki benchmark testlerinde biraz daha yüksek performans sunuyor. Ancak elimizdeki versiyon 16 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM'li versiyonda benchmark testlerinde yüksek bir performans sergiliyor. Bu sonuçları teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer dahili hafıza size yetmezse sorun değil. LG G3'te 128 GB'a kadar kapasiteye sahip kartları destekleyen microSD kart yuvası da bulunuyor. Aynı zamanda yine microSIM kart yuvası, gördüğünüz gibi pilin hemen üzerinde. 3000 mAh kapasiteli bir batarya var, lityum iyon batarya. Bir günün biraz üzerinde bir performans sağlıyor. Normal kullanımda LG G3'ün sabahtan akşama kadar bir şarjda, tek bir şarjda çalışacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Pilin azaldığı durumlarda da
üstün güç tasarruf modu. Güç tasarruf modu sayesinde telefonun bataryası, kalan bataryası biraz daha idareli şekilde kullanılıyor. LG G3'te Android 4.4 KitKat çalışıyor ve bunun üzerinde de LG'nin kullanıcı arayüzü mevcut. Kullanıcı arayüzüne baktığımızda sade bir tasarım göze çarpıyor. Renkler, pastel renkler tercih edilmiş. Bu canlı renkler Quad HD ekranın görsel zevkiyle birleşince, görsel şöleliğine birleşince ortaya gayet düzgün zevk veren bir kullanım çıkıyor. LG'nin çeşitli uygulamaları yüklü. E-posta dosya yöneticisi, telefon gibi uygulamalarda LG'nin seçmiş olduğu çeşitli renk kodları var. Bu sayede uygulamaların da bir şekilde gruplandırılması yapılmış oluyor. Gördüğünüz gibi yerleşik uygulamalarda farklı renkler gözüküyor ve bu renk kodları gördüğünüz gibi uygulama menülerinde de kısa yollarda da karşımıza çıkıyor. Bunun dışında çeşitli bileşenler var. LG Health uygulaması var mesela. LG G3'te yer alan sensörler yardımıyla attığınız adım, yaktığınız kalori veya gittiğiniz mesafeyi ana ekranda görebilirsiniz. Hedeflerinizi tutturup tutturmadığınızı bu şekilde görebilirsiniz. Smart Tips adı verilen bir bileşen var. Bu da LG G3'ün öne çıkan özelliklerini hakkında bilgi almanıza olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Yine LG'nin Smart Notice adını verdiği çeşitli bildirimler var. Telefon durumu veya etrafınızdaki hava durumu ve benzeri koşullarda görmüş olduğunuz gibi Smart Notice'ler, akıllı bildirimler sayesinde çeşitli durumlardan haberdar olabiliyorsunuz. Örneğin akşam yağmur yağacak veya güçlü bir rüzgar var. Bu şekilde bir bildirimle LG G3 durumu size önceden haber veriyor. Ya da piliniz bitmek üzere, cihazın pili bitmek üzere pil tasarrufu yapmanız konusunda telefon size önceden bilgi veriyor. Bunun dışında çeşitli Google uygulamalarını telefonda yüklü olarak görüyoruz LG G3'te. Yine Google Play Store'dan birçok uygulamayı indirebilirsiniz. Bulut depolama konusunda da Dropbox ve Box destekleri var. Bu hesapları girdiğiniz takdirde, Dropbox veya Box hesabınızı girdiğiniz takdirde müzik veya galeri uygulamalarında LG G3'ün müzik veya galeri uygulamalarında bu bulut servislerinin dosyalarını da görebiliyorsunuz. Bulut servislerinde depoladığınız dosyaları da görüyorsunuz. Aynı zamanda yine telefonda depoladığınız dosyaları Box'a veya Dropbox'a yükleme imkanına da sahipsiniz. Klavyede LG G3'ün dikkat çekmemiz gereken noktalarından bir tanesi. Telefonun ekranı zaten büyük. Bu da tuşları rahatlıkla basabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak LG bununla yetinmiyor ve kullanıcılarına biraz daha rahat kullanışlı bir klavye sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi klavyenin yüksekliğini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde rahatınıza göre ayarlama yapmanız mümkün oluyor. Aynı zamanda klavyeyi sola veya sağa yanışık şekilde de yapabiliyorsunuz. Böylelikle de büyük ekranda tek elle de rahat bir şekilde yazma imkanına kavuşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek elle kullanımı seçtiğimde klavye ekranın sağına veya soluna yanışık şekilde yerleştiriliyor. Bu gibi özellikler var LG G3'te. Bir başka özellik çoklu görev içerisinde yer alan çift pencere. İki uygulamayı aynı anda açmayı olanak sağlıyor LG G3. Yapmanız gereken herhangi bir uygulamayı seçip gördüğünüz gibi ekranın üstüne ve altına yerleştirme. Daha sonra gördüğünüz gibi uygulamalar aynı ekranda çalışıyor. Bu şekilde ikili çalışma yapabilirsiniz. Ekranı daha verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. LG G3'ün arkasında 13 megapiksel optik görüntü sabitleme sistemli ve lazer otomatik odak sistemli kamera yer alıyor. Kameranın solunda yer alan çift led flash ortamın ışık koşullarına göre farklı ışık üretiyor ve aydınlatmayı daha yapmaya olanak sağlıyor. Sağda gördüğünüz ise lazer otomatik odak. Lazer otomatik odak sistemi nesne ile telefon arasındaki uzaklığı algılıyor ve buna göre odaklamayı çok daha verimli şekilde gerçekleştiriliyor. LG G3'ün önünde de 2.1 megapiksel kamera yer alıyor. Bu kamerada selfie tutkunlarına hitap edecek türden. Kamera uygulaması gördüğünüz gibi gayet kullanışlı. Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmakta basit. Parmağınızı ekranın kenarından sürükleyerek ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bahsettiğim lazer otomatik odak sistemi hızlı bir şekilde odaklama yapma ve çekim yapmaya olanak sağlıyor. Hemen hızlı şekilde odaklama yapıyor ve çekimi hazır hale geliyor. Şöyle tutalım nesnemizi ve hızlı bir şekilde ekrana dokunarak odaklayabilir ve çekimi gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda ekranda hemen dokunarak çekim yapmak da LG G3'ün fotoğraf uygulamasının, kamera uygulamasının sunduğu özellikler arasında yer alıyor. Kamera uygulaması fotoğraf ve video çekim tuşlarını aynı ekranda barındırıyor. Bu sayede aynı ekranda hem fotoğraf çekimini hem de video çekimini başlatmanız mümkün hale geliyor. Parmağınızı sürükleyerek ön ve arka kamera arasında geçiş yapabilirsiniz. Ön kameraya geçiş yaptığınızda selfie çekmek için de parmağınızı yumruk yapıp bırakmanız yeterli. Bunu yaptığınızda selfie çekim için geri sayım başlayacaktır. Tabii ki algılama biraz zor oluyor. Şu şekilde yaptık gördüğünüz gibi. Selfie çekimi gerçekleştirildi bu şekilde. Ön kameraya
veda edip arka kameraya tekrar geçelim. Gördüğünüz gibi buradan çeşitli ayarlar yapmak mümkün oluyor. HDR oto var. Ortamın koşullarına göre HDR moduna geçip geçilmeyeceği otomatik olarak belirleniyor. Video tarafında Ultra HD video çekimi yapılabiliyor. LG G3 tarafından 4K video çekimleri yapılabiliyor. İşlemci buna izin veriyor. Bunun yanı sıra yine Full HD veya 720p video kaydı da gerçekleştirilebiliyor bu telefon tarafından. LG G3 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları, benchmark sonuçlarını ve diğer yorumlarımızı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.